Hoş geldiniz. Çınar'ın Gölgesi'nde yeni bir dizi. Bizim bebeğimiz. Onu büyütmeye çalışacağız inşallah seyircilerimizle birlikte. Proje bana geldiğinde çok heyecanlandım. Çünkü bir annenin hikayesini anlatacaktık. Umarım doğru anlatırız ve seyircilerimize doğru yansır. İyi seyirler. Şimdi mikrofonumuzu Çınar'ın Gölgesi'nde oyuncularına uzatıyoruz. Ve dizinin karakterlerini onlardan dinliyoruz. Çınar bir gecede hayatı değişen, kocasını öldürmekle suçlanan, 20 yıl boyunca da evlatlarından ayrı yaşamak durumunda kalan bir kadın. Bayağı dramatik bir hikaye. Çınar hapisten çıktıktan sonra evlatlarını aramaya başlıyor. Onları görmek istiyor. Bunun için bir mücadele veriyor. Fakat tabii çocukları onu tanımadığı için de onun için hüzünlü, bir yandan umutlu hikaye başlamış oluyor. Ve bunun uğrunda da Çınar'ın mücadelesini görüyoruz. Abi gitme ne olur, dinle beni. Rasim'i ben öldürmedim. Bana inanmadığını biliyorum ama evlatlarımın üzerine yemin ederim doğruyu söylüyorum. Suçsuz olduğumu ispatlayacağım hepinize. Zuhal çok fena diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Bol entrikası olan bir karakter. Çınar'la olan bağlantısı da hani Çınar 20 yıl hapiste yatmış, suçsuz yere yatmış. Ve bunların mimarlarından biriyim. Eşim Turgut'la beraber. Ve devamlı Çınar'ın gerçeği öğrenmesini engelleyeceğim. Turgut aslında kötü ama içinde birazcık iyilik barındıran, iyi bir adam. Eskiden yaptığı hataları, pişmanlığını yaşayan. Ama pişmanlığını hiçbir zaman gün yüzüne çıkarmayan bir iyi adam, iyi adam. Evlatlarıma masum olduğumu ispatlayacağım diyor, başka da bir şey demiyor. Daha da dönmez o yolunda. Haksız mı ben? İşlemediği bir suçtan dolayı 20 yıl hapis yattı. Evlatlarına hasret kaldı. Benim yaptığım bilse yüzüme bakar mı? Kocasının katiliyle aynı havayı soludum. Asiye öfkeli bir kadın. Oğlunu kaybetmiş ve oğlunun gelininin öldürdüğünü düşünüyor. Yani Çınar'ın öldürdüğünü düşünüyor. Ve Çınar'a büyük eziyet ediyor. Suçsuz olan Çınar da Asiye Ana'dan çok çekiyor. Ercüment kötü bir karakter. İyi bir tarafını aslında bulmaya çalışıyorum ama iyi tarafı yok denecek kadar az. Bir çınar ağacının biz dalları gibiyiz özellikle. Ve ben de bunlardan kötü bir dal oldum. Ama umarım en iyi şekilde canlandıracağım bunu. Dizide herkesin yeri bellidir, iyidir, kötüdür. Yeri bellidir ama Kudret kimi zaman saç baş yolduracak, kimi zaman da ağlatacak, kimi zaman güldürecek. Kudret seyirciye ya ne oluyor bu Kudret mi? Yok artık Kudret böyle bir şey yapmaz. Veya ya bu Kudret nasıl bir çocuk işte bezdirdi herkesi falan dedirtecek. Kudret bir öyle gelecek bir böyle gelecek seyirci ama o aradaki köprüyü, mesafeyi hiçbir zaman bozmayacak. Tekrar dizinin başrolü Çınar'a yani Pelin Büyükbaş'a dönüyoruz. Çınar gibi çok acılar çekmiş bir karakteri oynarken zorlanıyor musunuz? Bu rol de benim için gerçekten bir devrim niteliğinde oldu. Ben de bu şekilde kendimi sanıyorum. Hem yaş olarak, yaş itibariyle kendimden fazlaca büyük birini oynuyorum hem de yaşanmışlık ve duygu itibariyle de yine çok farklı bir karakter oynuyorum. Hem de bir anne, ben anne değilim, o da bir anne, o da çok bambaşka bir şey. Zorlanıyor muyum? Tabii ki zorlanıyorum ama altından kalkabileceğimi de düşünüyorum. Bebeğin çok güzelmiş. Adı ne? Asiyecik. Peki ben de sana bir oyun öğreteyim ister misin? Evet ama zorlamasın. Pelin Hanım, izleyicilerimize bir mesajınız var mı? Çoğunlukla zaten annelerin kendinden çok şey bulabileceği bir dizi. Ama onun dışında da herkesinden, her yaş grubundan insanların da bir şeyler görebileceği bir dizi. Neden izlemeliler? Oldukça dramatik ve oldukça sürükleyici bir hikaye. Günlük bir dizi olduğu için de çabuk çabuk ilerleyecek çoğu şeyde. O yüzden keyifli bir seyir olacağını düşündüğüm için bence izlemeliler. Biz de Çınar'ın Gölgesi'nde dizisini merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi Seyirler ekibi olarak yayın hayatınızda başarılar diliyoruz. İki adım ötemdesiniz ama hala aramızda o demir parmaklıklar var. Sizi bağrıma basın.
evlatlarım diye haykırmak istiyorum ama yapamıyorum işte.